Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Furkan Güzelgül arkadaşlar. Zula'da demirden tüm Zula bıçaklarının yapımını izleyeceğiz. Şimdi zaten bilindik bıçaklar var. Yusuf diye bir abimiz yapıyor bunları. İzin aldım, videosunu çekeceğim ve yaptığı tüm bıçakları sizlere göstereceğim. Demirden, çelikten Zula bıçakları yapıyor abi. Şimdi bir videolarımızı geçeceğiz. Fazla uzun atlata atlata gideceğiz. Size en güzel kısmını göstereceğim hepsinin. Ben ikisini izledim. Diğerleri de eminim aynı şekildedir. Sevdiğiniz bıçaklar var tabii ki. Karambit, Ustura, Gölge, Huntsman, Veti Hançeri. Bu 5 bıçak var. Zula ile ilgili başka şeyler de yapılmış. Fakat ben sadece bu videomuzda bıçakları göstereceğim. Silah yapılmamış. Onu söylemeyeyim. Yalan olmasın. Çünkü silah hiç yapılmamış abi. Bakalım bir. Yapan vardır elbet illaki YouTube'da. Amma ve lakin bakacağız. Şimdi arkadaşlar tamam başlayalım. Gördüğünüz gibi karambiti kesiyor. Oha, gölgelendirme bile vermiş abi. Bu şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Karambite gölgelendirme bile vermiş abi, karambite. Böyle bir tencerenin içine atıyor. Bir tane güç kaynağı var ortada. Güç kaynağı alev veriyor herhalde içeri. Suyu döküyor, alev mi oluyor? Benzin döktü herhalde. Aynen. Biraz video kasıyor. 60 FPS değil. Onun için kusura bakmayın. Hızlandırılmış olduğu için. Şöyle. Oo bak, en güzel kısmı abi. En güzel kısmı. Bunu önce kartondan yapıyor. Bakın. Karambit. Tamam. Eliyle çiziyor bir de reis. Abi. Adam yapıyor. Şimdi bunu kesecek. Kanal adı da bu arada Yusuf ile her şey. Çok teşekkür ediyorum. Video çekmeme izin verdi. Kes kes abi. Bu değerli bir şey mi acaba bu karton? Büyük ihtimal değerli. O yüzden az kullanıyor. Yoksa kullan gitsin. Ucuz bir şeyse. Neyle kesti abi? Telle kesti. Da kızgın teldir büyük ihtimal. Tamam. Karambiti aldı. Şimdi gerçek şekilde kesecek karambiti. Ooo. Yüz şeyini ayırıyor yüzeyini. Adam santimi santimini ayarlamış abi. Reis ya. Bak abi. Crazy boy. Şimdi diğer tarafı. Diğer tarafını ellemedi. Önce bunu yapıştıracak buraya. Ondan sonra ince telle tekrardan kesecek. Ben bunun isterseniz sesini kısayım abi. Aynen. Abi. Sonra bunu lavın içine atacak galiba. Söylemeyeyim abi, dur siz izleyin. İlk defa görüyorsanız YouTube'dan izleyebilirsiniz videosunu kesinlikle. Abi lavın içine atacak. Sonra abo bir şekil almaya başlayacak. Gör abi. Burası en rahatlatıcı yeri ya. Bak bak bak. Etrafına tutkal koyuyor. Sertlik oluyor. Yanlışlıkla kağıda falan çarpıp bozulmasın diye. Adam işini biliyor böyle. En ince ayrıntısına kadar yapıyor. Zula'daki tüm bıçakları bu şekilde yapıyor. Kelebek yapsa keşke. Söylesek de kelebek yapsa. Ben konuşurum. Kelebek yaptırırız. Kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya bunu çıkartmıyor zaten. Burayı çıkartmasına gerek yok, o şey üstündeki kağıdı geri. Crazy. Belki isteyebilirim de arkadaşlar. Böyle gerçeğini göstermek için. Onları saklıyordur kesinlikle. Konuştuk daha önce biz. Saklıyordur. Belki isteyebilirim. Gerçek olarak gösteririm size. Elde. Kumun içine koyuyor. Üstten lavı verecek abi. Ha yine. Oo, tamam. Anladım. Üstten lavı verecek. O şekil alacak iyice. Kumu yok edecek lav. O şekil alacak. Sonra soğutacak orayı.
Bak şekil alacak, aynen öyle. Oradan koyacak lavı. Oraya bir delik açması gerek. Yer açacak. Yer açmak şart. Ne dedim? Bir yer açması lazım. Lav dışarı çıkabilir. Lavı da gümüş lav. Öyle bir normal lav da değil. Oba. Abi. Şöyle biraz ilerletelim. Dur şimdi. Buraları geç. Döküm bakır diyor. Bakır. Ne yapacak bakırı? Bakırı kesiyor. Ne lan? Alüminyum atıyor içine. Hah! Şimdi geliyor en eğlenceli yere. Lav abi şuna bak. O teneke nasıl parçalanmıyorsa. Sürüsüyle lav alıyor. Abi lava bak. Bildiğin lav yani. Gerçek lav. Öyle ateş olmaz yani. Bir havada kaldı, kurudu. Dışarının sıcaklığı o kadar yani. Lav o kadar sıcak ki. Soğuğu bir değdi hemen. Kurudu. Şimdi bir çekecek abi. Gümüş şeklinde karambit. Hadi. Hadi bakayım. Şimdi bunu kesecek. Çok güzel yaptı abi. Tabi de bunu parlatacak falan. Kıpkırı yapacak. Koy abi oraya. Şöyle biraz ilerletelim. Kes. Dur bir dakika. Kesme kısmı da eğlenceli. Hop. Ayırdı. Abi. Evet. Daha ne yapacak? Pürüzsüzleştiriyor. Aynen pürüzsüzleştirecek. Etrafları falan çıkıntılı. Of tüptüz yaptı be. Oba. Zımparayla şimdi zımparalayacak. Sonra cillop gibi parlayacak o. Etraflarını falan düzeltiyor. Bu kadardı. Heh, sonraki son hali. En çılgın hali. Orayı açtığı yer. Ne yapıyor? Önce bir... Abi ustura çok zor. Abi usturayı direkt... He bu sefer demir döküm yapmıyor. Direkt parçalıyor. Kendi şekil veriyor. Önce ilk bir düz çubuk yapmış. Düz böyle. Sonra kendi şekil veriyor usturaya. Abi bu da bir yetenek aslında. Ben yapamam yani bunu. Şunu kullanma bilgim olsa gene yapamam. Bu kestiğimiz yer. Kestiğimiz yer bak abi. Abi. Ne şimdi? Pürüzsüz ya. En güzel kısmı o. Şimdi tahta yaptı. Aa. Usturayı tahtaya bağlayacak. Adam yapıyor ya. Tahtasını bile yaptı abi. Helal olsun ya. Bak abi çivi yaptı. Bu ne işe yarayacak? Ha ortasını şey yapacak. Ortasını tutturmak için. Del abi orayı. Harbi bildiğin ustura yaptı ya. Bildiğin usturayı yaptı adam ya. Helal olsun valla. Burayı şimdi de kapatsa. Artı 5'e bas abi bir de. Pardon artı 6 geldi. Artı 6'ya bas. Aman tanrım. At bir tane daha abi. Yükseltme atölyesi bul. Artı 6'ya bas tamamdır. Tam yaptı ya bak. Abi helal olsun. Bu ne? Bu ne lan? O su değil herhalde. Jel gibi bir şey. Jel olabilir mi? Bilmiyorum. Bu usturacı kardeşlerimiz için son haline bakıyoruz. Karambit var, gölge var, balta var. Aynı şekil gene mavi kartona koyuyor. Şarkı güzelmiş. Üstüne koy abi. Ortasını nasıl kesecek acaba kartonda?
ortası var ya gölgenin. Oraya nasıl sokacak acaba şeyi? Demiri. Şeyi neydi onun adı, ince demiri. Merak ettim. Abi. Çok güzel yapıyor bak. Çok güzel adam yapıyor, beceriyor. Tamam, burayı yaptı. Her tarafını yapacak herhalde. Üstlük kağıt gibi yapması lazım. Ortayı aç, şey bırakamaz, boş. Gölge öyle değil çünkü. Çek abi. Evet, hızlandıralım biraz. Bir de ortayı nasıl kesti acaba? He tamam. Videoyu kapattı. Aha. Geldi en güzel kısmı. Abi bak bu. Şarkı güzel. Ben bunu anlamadım abi ya. Kum kum. Nasıl yapıyor ya? Mavi kartonla lavın bir etkileşimi mi var acaba? Anlamadım abi. Kumla mı lavın bir şeyi var? O nasıl acaba şekil alıyor? Etraftaki bir şeylere hiç böyle dağılmıyor etrafa. Sadece o mavi şey şekil alıyor arkadaşlar. Hani hiç etrafa falan dağılmıyor. Sadece mavi olay şekil alıyor. Başka bir olay yok. Bir de üst taraf. O da normal yani. Üstten döktüğü için. Bir tek o mavi kestiği kısım şekil alıyor. Ben orasını çözemedim abi. Bak abi. Onu abi iki kişi çalışıyorlar bu arada. Adamlar king. Fön makinesi falan koydu. Şey yapıyor bu arada. Tozları dışarı püskürtüyor. Fön makinesiyle. Agnes. Buradan da peynir koyuyor herhalde. Peynirli gölge. Nerede yaşıyor acaba abi? İnşaatta mı yaşıyor acaba? Abi en güzel yer. Şu görüntüsü çok güzel ya. Böyle mıncıklayacaksın o lava ama sıcak. Abi bir önceki videolarda telefonla çekiyordu. İşi büyütmüş. Kamerayla çekiyor şimdi. Helal olsun. Oo, fazla attı fazla. Havada direkt kuruyor beyler, o değil de. Havada, bildiğiniz havada kuruyor. Bu ne kadar sürede kuruyor acaba? Bilen biri yazsa yorumlara. Of of. Oba. Kes bunu da abi. Abi bir zamanlar en iyi bıçağıydı. Gölgeciğimiz. Of. Abim benim. Pırıl pırıl yaptı bak. Çok güzel. Hem CSGO'da. CSGO'da bayonet mi? Yok. Ben hiç bilmiyorum. CSGO'da bayonet ya da Huntsman. CSGO'da Huntsman ya. Huntsman. Tamam. CSGO'da bayonet diye mi geçiyor bu? Pek bilmiyorum. Aha. Bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim. Güzel. İlerletelim abi biraz. Oha. Neler neler yaptı. Bunu niye bu kadar büyük yaptı? Ooo. Sonra ince şeyle kesemiyordum. İncenin gücü yetmiyor buna. Bunu yapmak da zor. Biz şu an hızlı hızlı izliyoruz ama gerçekten bu işi yapmak da zor. Helal olsun abimize. Oba. Ooo. Çıkıntılar ne kadar. Reis ne yaptın sen? Oha. Bu Unsman herhalde şeyde de var. CSGO'da da var. Zula bıçağı olarak indirdim ama. Zula'daki daha şekil kardeş. Bak bak. Uf, pırıl pırıl yaptı. Abi en güzel kısmı da bu. Bak abi en güzel kısmı da bu ya. Of bak.
Son haline bakalım bunun da. Bu da gene aynı şekil. Dur. Göstermiyor bunu. Saplıyor mu? Saplıyormuş. Ha burada Of be. Bildiğin adam kendine lavla bıçak üretti. Hadi bakalım. Fethi Hançeri Zula'daki kesmiş. Fotoğrafı nereden buldun abi? Özelleştirmeden almış herhalde. Tabi eskiden. Şimdi özelleştirmeni almaya çalışsa alamaz. Uzat yazar. Tabi uzatır alır gerçi. O kadar da pro değildir. Yapıştır abi. Bunlar neden böyle kar daha büyük şeyle yapıyor? Niye böyle çizdi acaba? Bir de o konu var. En eğlenceli kısma gelelim. Abi şekil zaten yapılıyor. Şekli bir türlü yapıyor. Şekli bir türlü yapar. İki tane delik. Oha. Etraflarını uzar ikili ikili dökecek lava herhalde. Lava bak lava. Ben korkarım oğlum. Yaklaşmaya korkarım lan. Ha tam hızlandırdığı için öyle gözüktü. Pardon. Normal öyleymiş. Dedim o kadar kötü şey mi o? O nasıl bir şey dedim. Lava eritti. Abi bu arada lava oluşturmak için bir tane yanmayan tenekenin içine gereksiz alüminyumdan şeyler koyuyor. Mesela evinizde gereksiz alüminyum bir şey varsa koyuyorsunuz abi. Onu eritiyor anladın. Gereksiz alüminyum şeyler koyuyor beyler, onları eritiyor. Evet, nice, aynen nice. Abi! Oğlum korkutucu lan, onu elinizdeydiğiniz düşünsenize. Yok eder sizi, parçalar. Bu ne? Saçmalama. Çöp çıktı, evet. Bu da çöp çıktı. Ne yapıyorsun abi? Niye böyle bir şey yaptın abi? Abo. Evet. Bak. Of. Ne yapıyor Fethi Hancı? Başına yaptı. Yani boşuna niye zaman kaybediyorsun adam? Çok da güzel yapıyor abi, parıldatıyor ya. Harbi diyorum, parıldatıyor. Helal olsun. Çiziyor adam, hem resim yeteneği var hem inşaat yeteneği var. Rastgele boya git abi ya, boş ver. Yani bu ne yapıyor ki? Boyayı üstüne mi geçireceksin abi, ne yapacaksın? Yani boyayıp şey yaptığı için daha mı parlak oluyor? Anlamam. Bıçak hasarlıymış gibi gözüküyor. Morarmış hissi veriyor. Onu mu yapmaya çalışıyorsun abi acaba? Neler yapıyorsun? Abim benim. Bu ne? Adam makineyle kırıyor, makineyle düzeltiyor. Bu ne işe yarayacak? Ne yaptın be abi? Vetancer'i böyle bir şey değil abi. Yanlış yollardan gidiyorsun. Ucunu yapıyor. Oğlum her şeyi her şeyden yapıyor. Tahtayla yaptı, demirle yaptı, alüminyumla yaptı, lavla yaptı. Her şeyi kullanıyor adam. Abi crazy oldu. Bıçağı da oraya koyacak. Elbisesi değişti büyük ihtimal, başka gün yapıyor. Yani büyük ihtimal. Çok güzel bir şey olmadı mı ya? Ne yapıyor lan? İşine sokuyor. Herhalde kaymamasını çalıştırmaya çalışıyor. Abi çok sanat eseri bir şey yapmadı mı ya? Çok profesyonel çalışıyor. Ve de bu adam Türk. Vay be, helal olsun. Salatalık. Bir de kesici abi.
Zula bıçaklarının yapımı bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Zula videolarına görüşmek üzere diyorum. Artık her akşam bir video gelecek kanalımıza. Öğlen yayın, akşam video şeklinde devam edeceğiz. Bildirimleri kesinlikle açmayı unutmayın. Yorumlara da buraya kadar izlediyseniz hashtag izledim yazın. Hashtag de alt gr 3 tuşuyla yapılıyor. Bilgisayardaysanız eğer, telefondakiler zaten çıldın. Hepsi biliyor. Bilmeyenler için HD izledim yazanlar var bakın. Hashtag izledim yazın abi. Buraya kadar izleyenler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kömür, plastik, çöplük, lastik, egzoz, esrar.